Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhan Gürel, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar güzel bir Akçakışla günündeyiz. Yine güzel işler yapılıyor. Barajımızın altından başlayıp devam eden boruyu görüyorsunuz. Ustalarımız çalışıyor. Biz de gelip Meryem Asya'yla bir bakmak istedik. Bu güzel planı sizlere, projeyi sizlere aktarmak istedik arkadaşlar. Bu barajdan gelen ana hat arkadaşlar, 500'lük devam ediyor. İleride çatala ayrılacak. Bu mevcut bulunduğumuz yerde de eski kanallardan bir tanesi vardı. O kanalları zamanla doldu. Ağaçlar kapattı. Ama şimdi aynı yerden kapalı sistem boru geçecek. Dedelerimizden bize miras kaldı. Bizden de inşallah torunlarımıza miras kalacak. Meryem Asya'ya miras kalacak, değil mi kızım? Meryem Asya da köyü çok seviyor. İnşallah onunla güzel işler yapacağız arkadaşlar. Geçenki videomda baraj hakkında bilgi verdim arkadaşlar. Efendim kızım? Evet, oyuncak olmuş. Geçen videomda baraj hakkında bilgi vermişim arkadaşlar. Bu videomuzda da eski kanal hakkında bilgi verelim. Köyümüzde 1, 2, 3, 4 tane kanal vardı arkadaşlar. Bu 4 sulama kanalı betonarmeydi. Ama zamanla yıkıldı, yıprandı. İşte yenisini kapalı sistem olarak devam ediyor. Eski kanallarımız 1970'lerde kanalın bir kısmı Hasbi Ünal tarafından, muhtarlığı zamanında, Hasbi dayımız zamanında yapılmış. Bir kısmı da büyük babam Habib Gürel tarafından yaptırılmış. Bugüne kadar köylümüze hizmet vermiş. Habib Bey'in yaptırdığı kanal da 1982'lerde Çukurova tarafındaki kanal olarak hizmet vermiştir arkadaşlar. Şimdi de inşallah her olsun Önder Amca tarafından 2017 yılında projesi çizilen ve 2024 yılında da artık yapımına başlanan kapalı sistem kanalımız yapılmaya başladı. Önder abime önce bir köylü olarak, sonra da abim olarak çok çok teşekkür ediyorum. Bu eseri köyümüze kazandırdığı için, dedemin mirasını, Hasbidayı'nın mirasını yaşatacak. Kendisi de bu hayra vesile olmuştur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ana hattımız 500'lük boru. İleride bu boru hatları yavaş yavaş küçülüp en son 110'luğa kadar kılçıklarda bölünüyor arkadaşlar. Burada da iki boruyu birleştirme yapılıyor. Kanallarımız, borularımız yüksek teknolojiyle üretildi arkadaşlar. Çok sağlam borular. Şurada da kaynak yerini görüyorsunuz. Rüzgar kaynağıyla kaynatılıyor. En son testleri yapılacak. Öyle teslim edilecek. Borularımız tahlillere gitti arkadaşlar. Sağlamlık testine gitti. Testlerden başarıyla geçti. Geldi şu anda. Döşenmesine devam ediliyor. Burada da ustalarımız güzelce boruları döşüyorlar arkadaşlar. Bir kaynak çalışması var. Selamünaleyküm, kolay gelsin ustam. Ne yaptın? Maşallah bitirmişsiniz ya. Ya bizim işimiz bitirmek. Değil mi? Kepçeleri de çoğaltmışsınız. Nasıl? Kepçeleri de çoğalmış diyorum. He, şu anda onları da çoğaltıyor. Yani önce bitirmek için herhalde. Aynen. Şahin'le barajı bitirmeye çalışıyor. Aynen. Yani son sürat. Devam. Devam ediyoruz. İnşallah. Rica sağlık abi. Teşekkür Hayır, ederiz. Ustaların muştu.
bu tarafa gel. Arkaya git, arkaya gel. Gel. Gel, geri gel, geri gel. Oraları birbirine yanaştırmak için çalışıyor arkadaşlar. Hadi. 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 Dur. Ustam, bu kaynak hakkında bilgi verme şansı var mı? Var. Bu tıraşlama görevi alıyor. Ağızlarını dümdüz yapıp birbirine kaynak etmek için. Hani ağzındaki buruşukları gidermek için. Değil mi? Daha iyi kaynasın diye. Tabii ki. Şöyle ağzını silip. Şimdi bir şekilde eşit bir duruma getiriyor. Kaynakta herhangi bir eklik yamukluk olmasın diye. Aynen. Ağzındaki buruşuklukları falan silmek için, daha iyi güzel kaynak çıksın diye. Evet. Çift taraflı olarak? Yani çift taraflı olarak. Boruların ağzından düzeltiyor. Çift taraflı olarak. Burada da fazlalıkları görüyorsunuz. Ağzı güzel de temizlendi arkadaşlar. Hiçbir virüs kalmayacak şekilde. Ağzını ıslak mendil biliyoruz. İçindeki tozu silip daha iyi kaynaması için. Yani toz kapmaması için. Toz kaynar. Birbirine yapıştırdıktan sonra eşit bir şekilde olup olmadığına bakıyoruz, sonra ütümüzü bırakıyoruz. Şu an düzgün bir şey. Boruların iyice birbiriyle örtüşmesi için ayarlar yapılıyor arkadaşlar. Thank you.
Burada üzümün gerekli sıcaklığa çıkması bekleniyor arkadaşlar. Üzüm ısınmasını bekliyoruz. Ferit Usta, peki bu kaynağın güvenilirlik seviyesi nedir? Efendim? Bu kaynağın diyorum, ne kadar güvenebiliriz bu kaynağa? Valla demirden daha iyi, ben sana bunu söyleyeyim. Ne diyorsun he? Aynen, yani bir kemçe koparmadığı sürece, kaynak temiz yapıldığı sürece çabuk çabuk kopmuyor. Değil mi? 100 seneden fazladır. 100 seneden fazladır. Değil mi? 100 evet. Seneden fazladır. Yani plastik geri demirden çürümez. Çürümez o evet. Olay. Demir çürür, o çürümez. İnşallah bu sizin eseriniz olacak burada. İnşallah güzel bir şekilde yaptığınız zaman sizin eseriniz olacak. Çok, inşallah olacak da bizi de arayacaksınız. Çok temiz ve titiz bir işçilikle. İnşallah. Allah razı olsun. Çok temiz ve titiz bir işçilikle yapıyoruz bu işi. Asla ve asla hata da kabul etmez yani. Değil mi? Dört dörtlük işçilik. Eyvallah. Size sağ olsun. Her yaptığımızda inşallah kusur alıkça sizi anlayacağız. İnşallah. Hem de tasarruflu. Çok da tasarruflu. Değil mi? Aynen. Bir damla suyunuz boş akamaz. Bundan önce yaptığınız yerler? Mesela Niğde'de var. Niğde, Sivas. Sivas. Kayseri, Yozgat, Kayseri. Malatya. Her yerde yaptık. Her yerde var. Türkiye'nin her yerindeyiz diyorsun. Aynen. Abi. Nerede iş? Biz orada. Değil mi? Evet. Oralarda şikayet yok değil mi abi? Yok. Memuriyette. Hiçbir işimizden şu ana kadar bir şikayet duymamışız. Çok şükür Allah'a. Eyvallah. Geldi bu. Ütü. Bu da ütümüz arkadaşlar. Yüksek derecede ısıtılıp. Kaç dereceye kadar ısıtılıyor Ferit Usta? 220 derecede veriyoruz. Güzelce ısıtıyor arkadaşlar. Kaç derece ısıtacağız Ferit Usta? Dudak payını veriyoruz. Sonra çıkardığımızda sonra 3 dakika bekletme şeyi var. Kaç dakika bekliyor? 3 dakika. 3 dakika. 3 dakika ısıtıyor. 3 dakika, dakika ısıtılıyor. Yani dinlendirme gibi yani. Anladım. Sabit dinlendirme. Ondan sonra kaç dakika dondurmayı bekliyoruz? 17-18 dakika soğutma veriyoruz. 25 dakika da soğutmayı bekliyoruz. Hava şartlarına göre arkadaşlar. Evet. 25 dakika 18 dakika ile 25 dakika arasında bekletiliyor. Böyle sıkıştırıp hava sıcak olduğu için 25 dakikaya kadar tek bir kaynağın soğuması için mengenede bekliyor arkadaşlar. Yok, belli bir basın üzerinde sıkıştırılıyor bunlar. Evet, piston yardımıyla değil mi? Tabii. Pistonlarla. Burada gösterildiği gibi bar basıncına bakarak yapıyoruz. Bar basıncıyla birlikte arkadaşlar sıkıştırılıyor güzelce. Herhangi bir boşluk bırakılmıyor. Meryem Asya da sabırsızlandı baraja gitmek için. Şimdi baraja gidiyoruz arkadaşlar. Bir barajın durumuna bakacağız. Ustamı ısıttıktan sonra artık yapıştırma işlemine geçecekler. Arkadaşlar, aşağıda ustalarımız boruları yapıştırıp birleştirip döşerlerken biz de Meryem Asya ile birlikte gölete çıktık. Göletin suyu gittikçe çekildi. Son safhaya geldi arkadaşlar. İnşallah bundan sonra da tamamen bitecek ve tekrar boşaltılmaya başlayacak. Üst baştan başlanıp aşağı doğru gelinecek. Üst baştan suları çekildi. Kurumaya başladı. Böylelikle dozer ve eskavatör ve kamyonlar rahat bir şekilde çalışacak. Burada da kalan balıkta su tutmaya gelen komşu köylerden arkadaşlar var. Biraz zorlanıyorlar. Maskele diyoruz onlara. Şimdi güzel bir manzara var arkadaşlar. Bugünkü videomuzda da arkadaşlar geçmiş dönemdeki kanallardan bahsettik ve çalışmalardan gösterdim sizlere. İnşallah yapım devam ettikçe sizlere videolarımızı yükleyeceğiz, göndereceğiz. Siz de bu safhada bize destek olursanız
Kanalıma destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. İnşallah güzel işleri hep beraber yapacağız. Köyümüzde olan biten işlerden sizlere haberdar edeceğim. Burası Anadolu'nun güzel, küçük, tatlı bir köyü. Bozkır'ın güzel, tatlı bir köyü. Efendim abi? Derya kuzusu diyorsun ha? Sazan, aynen abim. Evet, kambur sazan diyorlar abi. Ne yapacaksın abi? Doğru. Geçen ben de yaptım 2-3 tane abi. Bakalım büyüyecekler mi? Bunlar ne kadar büyüyor acaba abi? 3 kilo değil mi? O da 70 demeyelim de. 40 santim falan oluyor o zaman değil mi abi? 40 santim olur o zaman. Tamam. Adem abi, bizlik bir şey var mı? Bizlik bir şey var mı? Biz gidiyoruz abi. Abi görüşürüz, Allah'ın sonu. Buyur abi. Orada var bir tane canlı abi. Evet. Hadi kolay gelsin vallahi. Anadolu'da Bozkır'da küçük tatlı bir köyü arkadaşlar burası. Bu köyü, yabancı yaşamını, köy yaşamını sizlere ellerimden geldiğince aktarmaya çalışıyorum. Ve çalışacağım da. Sizlere de kanalıma da destek olup baban olursan çok sevinirim arkadaşlar. İnşallah güzel işleri hep beraber yapacağız. Artık hava soğudu. Meryem de üşüdü. Üzerini değişti değil mi? Şöyle güzel manzarayı göstereyim size arkadaşlar. Bu güzel manzarayla veda ediyorum. Güle güle.